Bugün 21 Ekim 2015 Çarşamba. Kastamonu yerelinde yayın yapan gazete manşetlerini değerlendirdiğimiz bir programla daha karşınızdayız. Manşet programımıza Tosya Haber 37 gazetesiyle başlıyoruz. Gazetemiz manşetinde "Tek başına iktidar istenildi" başlığını kullanmış. AK Parti'nin istişare toplantısı milletvekili adayları, partililer, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katılımıyla Doğru Amacı Otel'de yapıldı ara başlığında verilmiş haber. Önceki akşam Doğru Amacı Otel'de bir araya gelen AK Parti, Kastamonu milletvekilleri ile Tosya İlçe Teşkilatı, Tosya'da faaliyetini sürdüren STK temsilcileri, mahalle ve köy muhtarları ile bir araya gelerek yemekli bir istişare toplantısı gerçekleştirdi. Evet, TEYAT Tosyalı sanayicilerle buluştu. Gazetemizin bir başka başlığı, Tosya Eğitim, Yardımlaşma ve Dostluk Derneği tarafından "Bir gün siz de muhtaç olabilirsiniz. Kimse var mı?" isimli proje hakkında gerçekleştirilen faaliyetlerin anlatılması için Tosyalı sanayiciler gençlerle buluşuyor. Panele Belediye Başkanı Yardımcısı Fazıl Ateş, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Hüseyin Zalim, Milli Eğitim Müdürü Volkan Pullu, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Ekşi, Genel Sekreteri Necati Abacı, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı şeklinde verilmiş haber. Yerel gazetelerimizden Açık Söz gazetemiz manşetinde İnebolu-Mersin Ticaret Yolu başlığını kullanmış bugün. Kastamonu'yu kalkındıracak, sahili ortaya çıkartacak projenin İnebolu-Kastamonu-Mersin Ticaret Yolu olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Tahsin Babaş, "Devlet programında olan bu projenin herkes tarafından takip edilmesini istedi." Başkan Babaş, Kırık Barajı projesinin alınmasından sonra yeni hedefini İnebolu-Kastamonu-Mersin Ticaret Yolu olarak açıkladı şeklinde bugün manşetten haber duyurulmuş. Evet, Türkeş Kastamonu'ya geliyor. Gazetemizin bir başka başlığı, Başbakan Yardımcısı AK Parti Ankara Milletvekili adayı Tuğrul Türkeş'in seçim çalışmaları kapsamında Kastamonu'yu ziyaret edeceği öğrenildi. Türkeş'in programında son anda bir değişiklik olmaz ise 28 Ekim Çarşamba günü Kastamonu'da olması bekleniyor şeklinde verilmiş haber. Türkiye'nin zirvesine gazetemizin bir başka başlığı, Kredi ve Yurtlar Kurumu Kastamonu İl Müdürlüğü yeni açılacak olan 2720 kişilik kız ve 894 kişilik erkek yurtlarla kapasitesini 6356'ya çıkartacak. İl merkezinde öğrenim gören 19.000 öğrencinin 6300'ü bu yurtlarda konaklayacak. Bu rakam Türkiye'de ihtiyacı karşılama oranlarına bakıldığında Kastamonu kayaya kayaya zirveye taşıyacak şeklinde verilmiş haber. Evet, bir diğer gazetemiz Kastamonu gazetesi, sürmanşette "Kasaplar Halinin adı Nasrullah Çarşısı olacak" başlığını kullanmış. Belediye Başkanı Tahsin Babaş, vizyon projeleri arasında yer aldığını belirttiği Kasaplar Hali yenileme çalışması tamamlandığında buranın adının Nasrullah Çarşısı olacağını açıkladı. Kaster yönetiminin ziyaretinde bu açıklamayı yapan Babaş, "Vizyon projelerimiz arasında konakların restorası da var. Ardından yeni projemiz olan Kasaplar Hali'nde ilimize yakışır bir şekilde yenileyeceğiz. Ve adı da ilk defa buradan açıklıyorum, Nasrullah Çarşısı olacak. Buradaki 122 esnafımızla da görüştük ve hepsi de olumlu yaklaşıyor" şeklinde konuşmuş. Gazetemizin manşeti "Aydınlatma için onay bekleniyor" olarak atılmış. Bugün Sunta Kavşağı'ndaki karanlık sorununa başkent EDAŞ cevabı demiş. Evet, Sunta Kavşağı ile ilgili fotoğraf paylaşmış değerli izleyicilerimiz. "Şimdilik sadece farlar aydınlatıyor" demiş. "Sunta Kavşağı'ndaki eksiklik bitmek bilmiyor. Kavşak'taki aydınlatma sorununun henüz çözülmemiş olması nedeniyle bölgede yaşayan vatandaşlar büyük bir tehditle karşı karşıya. Özellikle Sunta Kavşağı'nın özel idare girişi ile karınca bloklarının bulunduğu yerleşim bölgesi arasındaki 7 şeritli hale getirilen yoldan karşıya geçmeye çalışan vatandaşlar adeta ölümle dans ediyor" şeklinde verilmiş haber. Evet, "Oyuncak OSB" demiş Kastamonu gazetesinin köşe yazarı Mustafa Afacan'ın köşe yazısının başlığı "Oyuncak OSB". Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Işık, "En kısa sürede yer tespiti yapıp Oyuncak OSB'yi kuracağız.
Bunda kararlıyız dedi. Aranan yer kalkınmada öncelikli bölge olduğuna göre Kastamonu tam da biçilmiş kaftan değil mi şeklinde köşe yazısını devamı gazetemizin iç sayfalarında. Demir'den liman açıklaması, AK Parti 3. sıra milletvekili adayı Murat Demir İnebolu limanı ile ilgili kafa karışıklığı yaratıldığını savundu. Özelleştirme İdaresi Başkan Yardımcısı ile görüştüğünü, limanın 3 kat büyütülmesinin hedeflendiğini, bunun İnebolu için nimet olduğunu söyledi şeklinde bir açıklaması var. Evet, milletvekilimiz Özelleştirme İdaresi Başkan Yardımcısı ile görüşmüş ama özelleştirmeye konu projede limanın büyütülmesi yok maalesef. Sözle, tabii ki sözler unutuluyor. Söz uçar yazı kalır diye bir deyim vardır. Sözleşmede olmayan hiçbir şeyi de işletmecinin yapacağını tahmin etmiyoruz. Evet, Ahmet Yeliz seçim çalışmalarına devam ediyor değerli izleyicilerimiz. Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kastamonu 1. sıra milletvekili adayı Ahmet Yeliz Kastamonu'da seçim çalışmalarına devam ediyor. Ahmet Yeliz dün konakları, tarihi konakları gezdi ve burada vatandaşlardan yine oy istedi. Evet, bir diğer gazetemiz Kastamonu Doğru Söz gazetesinin manşeti sanayi ve konut yapacağım yer yok demiş. Boş bulduğumuz her yeri fidanla doldurmuşuz diyen Başkan Babaş sanayi ve konut yapacağım yer yok demiş. 1960'larda planlama yapmamışız. Kastamonu'nun gelişimini durdurmuşuz. Boş bulduğumuz her yeri fidanla doldurmuşuz. Şimdi her yer orman. Sanayi yapacağım, toplu konut yapacağım yer yok. %65-70 orman şeklinde açıklamalarda bulunmuş. Bu tabii ki doğanın bir gereği, sanki biz kendimiz ağaçlandırmışız gibi Başkan Babaş öyle bir konuşmuş ki bu Kastamonu'nun ekolojik doğasıyla ilgili bir güzellik, daha doğrusu konut yapıp ne yapacağız Sayın Başkanım? Sen sanayiye önem ver, istihdama önem ver. Evet, fikrim varsa Tekmer'e demiş. Kastamonu Teknoloji Merkezi kamuoyuna tanıtıldı. Ara başlığında verilmiş haber. Kastamonu Teknoloji Merkezi Tekmer, ARGE İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Bilgilendirme Toplantısı yapıldı. Önemli bir gelişme tabii ki. Toplantıda sunum yapan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyelerinden Profesör Doktor Murat Erdoğan, bir fikri olan herkesin başvurabileceği bir proje ortaya koyduklarını ve var olan öz sermayenin kullanılması için proje üretim merkezi ve sermaye akışı sağlayacak bir oluşum ortaya koymak istediklerini dile getirerek bu projelerden herkesin faydalanabileceğinin altını çizdi. Bir diğer gazetemiz Kastamonu Nasrullah gazetesinin de başlığı Kaster konak alıp onaracak şeklinde atılmış. Latif Çiringilioğlu Kaster Genel Başkanı'nın açıklamalarına yer vermiş. Kaster'in Kastamonu'nda da bir adresi ne olmasını istiyoruz demiş ve bir konak alıp onarmak istediklerini belirtmiş. Köylü zaman particilik yütme zamanı değildir demiş AK Parti 1. sıra milletvekili Hakkı Köylü. Taşköprü pazarını ziyaret etti. Burada zaman particilik yütme zamanı değildir şeklinde açıklamalarda bulunmuş. Evet, bir diğer gazetemiz Kastamonu Gündem gazetesi de başlığını teknoloji merkezi ile ayda 2 milyon TL gelir hedefleniyor şeklinde atılmış bugün ve az önce detaylarını size diğer gazeteden aktardığımız ARGE İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Bilgilendirme Toplantısı dün rektörlük binasında yapıldı. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyelerinden Profesör Doktor Murat Erdoğan Kastamonu Teknoloji Merkezi, yani kısa adı TEKMER hakkında bilgilendirme yaparak fikri olan vatandaşların kendilerine ulaştırmalarını istedi şeklinde verilmiş haber. Evet, günümüzde en değerli şey zaten fikir. Fikirleri topladıktan sonra sermaye bulmak o kadar da günümüz şartlarında o kadar da zor değil.
Evet, sürmanşette Ankara'daki patlamada ölenler şehit sayılmıyor şeklinde. Evet, gerçekten güzel bir başlık atılmış. Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği öncülüğünde Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kastamonu Şubesi ve Kastamonu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünün 21 Kasım 2011 yılında ortaklaşa düzenlediği Milli Mücadele ve Cumhuriyet döneminde Kastamonu konulu panel Türkiye Harp Malulü Gazileri Şehit ve Dul Yetimleri Derneği tarafından Kastamonu Belediyesi'nin de katkılarıyla kitap haline getirildi. Ankara Tren Garı'nda düzenlenen saldırıda hayatlarını kaybeden vatandaşlara değinen Satıoğlu, "Biz bu konuya taraf ve bilen olarak şöyle söyleyebilirim ki, terörle mücadele kanunu var. Bu kanunda terörden mağdur olanlarla ilgili bir maddesi var. Ankara'daki patlamada ölenler şehit sayılmıyor." demiş. Evet, neden şehit sayılsın değerli izleyicilerimiz? Bugüne kadar o zaman terörde ölenlerin hepsinin şehit sayılması gerekirdi diye düşünüyoruz. Evet, pancar üreticilerine sevindirici bir haber. Pancar üreticilerine 2 milyon 433 bin TL ödenecek. Şeker Fabrikası Müdürü Uğur Karabalta, Ekim ayında alımına başlanan şeker pancarı karşılığında üreticilere 3. nakdi söküm avansı olarak 2 milyon 433 bin TL ödeneceğini açıkladı. Evet, bugün son gazetemiz Kastamonu Sözcü Gazetesi, "Kastamonu artık kabuğunu kırıyor" şeklinde sürmanşette Belediye Başkanı Tahsin Babaş'ın açıklamalarına yer vermiş. Kastamonular Dayanışma Derneği Kaster Yönetim Kurulu üyelerini ağırlayan Belediye Başkanı, "Kastamonu artık kabuğunu kırıyor" şeklinde açıklamalarda bulunmuş. Sözcü Gazetemizin manşeti de "Altın Fikirler Tekmer'de Hayat Bulacak" şeklinde Kastamonu Üniversitesi'nin çalışmasını o da manşetten bugün okuyucularına duyurmuş. Milli Mücadele ve Cumhuriyet döneminde Kastamonu kitabı çıktı. Az önce de aktardık size, Harp Malulü Gazileri Şehit ve Dul Yetimleri Derneği tarafından hazırlanan kitap piyasaya çıktı. Evet, başkent Edaş'tan Kastamonu'ya kışa hazırlık bakımı demiş bir açıklayıcı haber paylaşmış. Başkent Edaş tarafından yapılan açıklamada Kastamonu son 5 ayda yapılan bakım çalışmalarında 1091 adet dağıtım kutusu, 120 adet dağıtım merkezi, 23.371 adet sayacın değişimi ve kontrolü, 4.500 adet aydınlatma armatürü kontrolden geçerken 3.762 kilometre uzunluğunda hatta bakım yapıldığı bildirildi şeklinde açıklayıcı bir haber yapılmış. Geçen sene tabii ki halkımız şikayetçiydi elektrik kesintilerinden değerli izleyicilerimiz. İnşallah bu çalışmalar bir netice verir bu sene. Evet, kırsal kalkınma platformu toplantısı yapılacak. Kırsal kalkınma platformu sözcüsü Köykop Yönetim Kurulu Başkanı Erol Akar, bugün saat 15.30'da Öğretmenevi toplantı salonunda siyasi parti milletvekilleri, milletvekili adaylarının da katılımıyla toplantı düzenleyeceklerini bildirdi. Ardı arkası kesilmiyor değerli izleyicilerimiz bu toplantıların. Toplantılar yapılıyor, yemekler yeniyor, çaylar, kahveler içiliyor ama Kastamonu için, Kastamonu'nun kalkınması için gözle görülür hiçbir adım, hiçbir proje maalesef atılmıyor. Özellikle istihdama dönük bir proje hayata geçirilemiyor Kastamonu'nda maalesef diyoruz. Sanayi kuruluşluğumuz geçen yıl kapanmıştı zaten, Abana Motor. Diğer fabrikalarımızın da hali durumu belli. Hayırlısı diyoruz. Evet, bugün de gazete manşetlerimizin sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek, buluşmak ümidiyle. Hoşça kalın.